Değerli basın mensupları, bir Gaziantep milletvekili olarak bütün milletvekili arkadaşlarımızla birlikte buradaki şehrin fotoğrafında yer alan saygın etkin insanlarla birlikte Gaziantep Spor'un başarılı olması için, Gaziantep Spor'un çok daha önemli bir yerde olması için hepimizin gayretleri var ve bu gayretlere devam etmemiz gerekiyor. Gaziantep Spor zaman zaman bazı yalpalamalar yaptı. Zaman zaman başarısız dönemler oldu. Bu da hepimizi, bütün Gaziantep'leri üzdü. Şu anda Gaziantep'te yeni bir kongre arefesindeyiz. Tabii Gaziantep'te Gaziantep Spor'u çok daha iyi bir yere getirecek, yani en azından ilkler arasında sokabilecek bir yönetimin olması hepimizin gönülden arzusudur. Mevcut yönetimle ilgili olarak tabii hoşnutsuzluklar vardır, taraf olanlar vardır, karşı olanlar vardır. Bu tabii eşyanın tabiatı gereğidir. Sayın Bakanımızla birlikte bütün 9 AK Parti milletvekiliyle beraber Sayın İbrahim Kızıl'la biz Ankara'da bir görüşme yaptık. Sayın İbrahim Kızıl Gaziantepspor Kulüp Başkanlığı'nı bırakabileceğini söyledi. Ancak bazı alacaklarının olduğunu söyledi. Daha sonra burada Gaziantep'te bir inisiyatif oluşturuldu, bir ekip oluşturuldu ve uluslararası düzeyde bir danışmanlık firması çağrıldı. Gaziantep Spor'la ilgili bir değerlendirme çalışması yaptı. Alacaklarını, borçlarını, bütün hesaplarını incelediler ve şu anda net ortada bir görüntü var. Ve Sayın Kızıl daha sonra bir karar değiştirdi ve tekrar Gaziantep Spor Kulüp Başkanı'na aday olacağını ve pazar günkü kongrede de sanırım tek aday olarak girecek. Değerli basın mensupları, ben çok sporla, futbolla iç içe olan bir insan değilim. Çok anladığım bir şey de değil. Ama tekrar altını bir kez daha çizmek istiyorum. Biz Gaziantep'i çok önemsiyoruz. Dolayısıyla Gaziantep'le ilgili olarak olan, Gaziantep'in dışa açılan yüzü olan her şey de bizi çok ilgilendiriyor. Bu çerçevede Gaziantep Spor fazlasıyla bizi ilgilendiriyor. Sayın Sergen Yalçın'ın gelmesiyle birlikte peş peşe alınan 4 galibiyet Gaziantep'lilerin hepimizin yüzünü güldürdü. Bu trendin biz devam etmesini istiyoruz. Burada şahsen Hüseyin Çelik olarak ben hiç kimsenin arkasında veya önünde değilim. Kim Gaziantep Spor'a daha büyük bir değer katacaksa, daha büyük bir katma değer katacaksa biz hep birlikte onunla beraber oluruz. Elbette ki burası bir hukuk devletidir. Kurallar içerisinde ne yapılması gerekiyorsa o yapılacaktır. Burada Sayın İbrahim Kızıl geçmişte Gaziantep Spor'un meselelerini bana getirdiğinde ben imkanlarım ve gücüm nispetinde hep yardımcı olmaya çalıştım. İbrahim Kızıl Gaziantep Spor'un kulüp başkanı olduğu için ben bir milletvekili olarak ilgilenmeyi kendi üzerime vazife olarak bildim. Bundan sonra da kim kulüp başkanı olursa olsun bütün arkadaşlarımızla birlikte aynı şeyi yapacağız. Ve Sayın İbrahim Kızıl bir Gaziantep'lidir. Gaziantep'te yaşayan herkes Gaziantep'lidir. Biz Gaziantep'e böyle bakarız. Gaziantep'te yerliler vardır, Gaziantep'te köylerden, ilçeler gelenler vardır ve Gaziantep'te Türkiye'nin neredeyse 80 vilayetinden gelip yerleşmiş olan insanlar vardır. Burası artık bir metropol şehirdir. Gaziantep'in küçük düşünmek gibi bir lüksü olamaz. Tekrar altını çizmek istiyorum. Sayın İbrahim Kızıl, o da bizim hemşerimizdir, Gaziantep'lidir. Bize makul, meşru, mantıklı bir teklif ile geldiği zaman biz hepimiz yine yardımcı oluruz. Ama şu Gaziantep Spor'un sahiplenmesi konusunda Sayın İbrahim Kızıl'ın bütün kapıları tüm Gaziantep'e açması gerekiyor. Biz bunu kendisine defalarca söyledik. Başkanın kim olması gerektiğine ben veya siyasi arkadaşlarım karar vermez. Buna Gaziantep'ler, efendim üyeler, delegeler elbette karar verecektir. Ama arkadaşlar bizim için Gaziantep Spor'un bizatihi kendisi bir marka olarak son derece önemlidir. Temenni ederim akle selim galebe gelir ve burada işler yoluna girer.